Gençler selamlar, ben SML hocanız. SML hoca matematik alanındasınız arkadaşlar. İşçi problemleriyle devam ediyoruz bu problem serimize. Arkadaşlar dördüncü videomuzdayız. Tekrardan hatırlatıyorum, problemler yani bu şekilde videolar serisi hazırlamamın sebebi problem konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımızın hem problemleri öğrenmesi hem de sevgili gençler problem konusunda hızlanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da bu yeni nesil diye hitap edebileceğimiz problemleri daha kısa şekilde nasıl çözebileceklerini onlara göstermek. İlk sorumuzla senin vaktin kıymetli, vakit kaybetmeden başlayalım diyelim ve ilk sorumuza bakalım şöyle yaklaştırdıktan sonra. Şimdi diyor ki Ege ve Tan bir işte aşağıda belirtilen şartlarda çalışmışlar. Ege 3 saat, Tan 4 saat çalıştığında işin 3/4'ü bitmiş. Ege 2 saat, Tan 3/4 saat çalıştığında işin 2/3'ü bitmiş. Buna göre Tan bu işin tamamını tek başına kaç saatte bitirir diye soruluyor bize. Öncelikle bizim işlerimize baktığımız zaman bir 3/4'ünden bir de 2/3'ünden bahsediliyor. Sevgili gençler bunun paydası 4, bunun paydası 3 olduğuna göre ben işin paydasına 12 diyeyim. Yani işin tamamı 12/12 olsun. Böylelikle sevgili gençler 3/4 dediğimiz ifadeyi 3 ile genişlettiğimiz takdirde aslına bakarsanız ben buna bu saatten sonra 9/12 diye hitap edeyim. Bunu da 4 ile genişletirsek bu da 8/12 diye hitap edelim artık sevgili gençler bunlara. Bunları da not altına alalım. Pekala. Şimdi Ege'nin çalışma hızına ben VE diyeceğim. V Ege. Tan'ın çalışma hızına da VT diyeceğim. Ege 3 saat çalışırsa 3 saat kendi hızında çalışmıştır doğal olarak. Artı Tan da 4 saat çalıştığına göre 4 çarpı kendi hızı VT eşittir işin 9/12'si. Ben işin tamamını artık 12A diyelim. Tamam. Bunun 9'u bitmiş. 9A'lık kısmı bitmiş. Peki Ege 2 saat çalışırsa yani VE artı Tan yine 4 saat çalışırsa sevgili gençler 4 tane VT eşittir. Bu sefer de işin 8A'lık kısmı bitiyormuş. Eğer ki sevgili gençler tutup da ben üsttekinden alttakini çıkarırsam bakınız 4 VT'ler birbirini götürür ve Ege'nin hızı eşittir A kalır. Yani Ege 1 saat çalıştığında işin A'lık kısmını bitiriyor. İşin tamamı 12A'ydı bu arada. Pekala. Buna göre Tan bu işin tamamını tek başına kaç saatte bitirir demiş ya. Bakın şimdi şurada Ege 3 saat çalışarak işin 3A'sını bitirecek. Burada da Tan 4 saat çalışarak şunu karşıya fırlattım. Tan 4 saat çalışarak işin 3A'yı karşıya attığımız zaman 6A'sını bitiriyor. Şimdi Tan tek başına kaç saatte bitirir demişti ya. İşin tamamı 12A'ydı. Peki bu 12A yani 6A 4 VT'ye eşitse 12A kaç VT'ye eşittir? Tabii 8 çarpı VT'ye yani Tan tek başına 8 saat çalışarak tek başına bu işi bitirir sevgili gençler. İkinci sorumuz. Bir cep telefonunun tamamen boş olan pili 1 saat 40 dakikada tam olarak dolmaktadır. Bu 1 saat 40 dakika biliyorsunuz ki 100 dakikayla eşdeğerdir. Güzel. Cep telefonundan hiç ara vermeden sosyal medya takip edilirse 20 dakikada tam dolu pilin 1/20'si tükeniyor. Cep telefonundan film seyredilirse 30 dakikada tam dolu pilin 1/10'u tükeniyor. Buna göre cep telefonunun pili 3/5'i doluyken şimdi bizim şarjımız 100 dakikalık bir şarjımız varmış ve cep telefonunun pili de 3/5'i doluyken diyor. Yani 100 dakikalık şarjın 3/5'i sevgili gençler 60 dakikalık bir şarj yapacaktır. Pekala. 60 dakika şarj edilmiş, 0'dan 60 dakika şarj edilmiş bir telefon düşünün. Pekala. 40 dakika sosyal medya. Bakın 20 dakika da sevgili gençler sosyal medya kullanırken 20 dakikada 1/20'si tükeniyor. Şimdi 100 dakikanın 1/20'si nedir? 5 dakikalık bir şarj yiyor. Pekala. 40 dakika sosyal medya kullanırsak burada 20 dakika kullandığım zaman 5 dakika yiyorsa 40 dakika kullanıldığında da 10 dakika yer. Eksi 10 dakikalık bir şarjımız gitti sevgili gençler. Bu bir. Bir de 1 saat film seyreden birisi demiş. Şimdi film seyredilirse de 30 dakikada 1/10'u. 100 dakikanın 1/10'u lazım sevgili gençler bize. Bu da 10 dakikalık bir şarj yer. Yarım saatte. O zaman 1 saatte 20 dakikalık şarj yer. 20 dakikalık şarj yer. Ve diyor ki
seyreden birisi cep telefonunu saat 18'de şarja taktığında cep telefonunun pili saat kaçta tamamen dolmuş olur diye soruyor. Şimdi bakın, benim elimde 60 dakikalık şarjı olan bir telefon vardı. Ben bunu 30 dakikasını yedim. Yani geriye ne kadarı kaldı? 30 dakikalık bir kısmı kaldı. Ben bunun şarjını tekrardan fullemek için, yani 100 dakikalık bir şarj elde etmek için arada kalan kısım 70 dakika boyunca şarj etmem gerekiyor. 70 dakika. Saat 18'de şarja taktıysak 18 çift sıfırın üzerine 70 dakika eklediğimiz takdirde sevgili gençler saat 19.10'u gösterecektir. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçiyorum 3. soruma. Ali, Bora ve Can isimli arkadaşlar yapacakları iş ile ilgili aşağıdaki cümleleri söylemişler. Ali diyor ki benim çalışma hızım Bora'nın çalışma hızının yarısıdır. Ali Bora'nın yarısı kadar güzel. Can diyor ki benim çalışma hızım Ali'nin çalışma hızının üçte biridir. Şimdi üçte biri kolay alınsın diye Ali, Bora ve Can diyelim sevgili gençler. Şu şekilde. Can'ın konuşmasına istinaden Can diyor ki benim çalışma hızım Ali'nin çalışma hızının üçte biri. Yani Ali diyorum Ali 6x hıza sahipken Can 2x kadar hıza sahiptir. Ve sevgili gençler niye Ali'ye 6x dedim? Çünkü benim çalışma hızım Bora'nın çalışma hızının yarısıdır demişti. 3x de diyebilirmişiz. Silelim ve 3x diyelim. Burası da x olsun. Bora'nın yarısı ise burada 6x'tir sevgili gençler. Ali'nin söylemine göre 3x'e 6x yazdık buraya da. Bora da diyor ki Ali ve ben beraber bu işin tamamını 12 saatte yaparız. Ali ve ben beraber bu işin tamamını 12 saatte yaparız. Kusura bakmayın. Şimdi şu ikisi beraber 9x'lik bir hızla 12 saatte işi yapabiliyorlarsa Can X ile çalışıyordu. Acaba kaç saat çalışırsa bu işin tamamı, burası işin tamamı olmuş oldu. Tamamı bitmiş olur diye soruluyor. E basit artık 9 kere 12 bize cevabı verecek. 9 çarpı 12 de kaçtır? 108'dir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 4'e. Bir işçi bir zeminde biri yukarıda olan birbirine paralel iki ahşap çıta arasına görselde gösterildiği gibi 5 eş çıtayı matkapla vidalayacaktır. İşçi ilk çıtayı vidaladıktan sonra hızını 3 katına çıkararak kalan çıtaları da vidalamıştır. İşin tamamı 28 dakika sürdüğüne göre işçi ilk çıtayı kaç dakikada vidalamıştır? Şimdi diyor ki bakınız, ilk çıtayı vidaladıktan sonra hızını 3 katına çıkarıyor. Şimdi bakın, burada V hızıyla çalışırken burada 3V, burada 3V, burada 3V, burada 3V hızıyla çalışıyor sevgili gençler. Ve işin tamamı 28 dakika sürüyor. Peki ben şimdi size şunu soruyorum. V ile çalışırken burayı 3T sürede bitiriyorsa 3V ile çalışırken burayı T sürede, burayı T, T ve T sürede bitirir. Yani toplamda geçirilen zaman 7T'nin ta kendisidir ve bu da 28 dakikaymış sevgili gençler. O zaman T kaçtır? Tabii ki 4 dakika. İşçi ilk çıtayı kaç dakikada vidalamıştır? Ben bunu 3T bulmuştum. 3 çarpı 4 dakika yani 3T eşittir 12 dakika sürmüş ilkini vidalaması sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Fark ettiyseniz kesirlerle çok uğraşmamaya çalışıyorum. Kesirsiz çözmeye çalışıyorum. Çünkü kesirle çözünce sanki biraz soyut bir işlem yapıyormuş gibi bir hisse kapılıyoruz. Dolayısıyla kesirsiz çözmeye eliniz alışsın. Bir anaokulunda bulunan öğrenciler küp şeklindeki blokları aşağıda gösterildiği gibi yerleştirip kule yapacaklar. Pekala. Burası birinci, burası ikinci, burası üçüncü kat olarak verilmiş. Birinci kattaki herhangi bir blok 6 dakikada yerleştirilebilmektedir. O zaman sevgili gençler ben şuraya 6 dakika dersem 6 dakika demek ki bu da 6 dakika sürecekmiş. Pekala. Bundan sonraki katlarda bir küpün yerleşimi bir önceki katta geçen sürenin 3 katıdır. Yani burası 18 dakika, burası 18 dakika ve burası da 54 dakika sürüyormuş sevgili arkadaşlar. Pekala. Birinci katı elvan tek başına, ikinci ve üçüncü katları aynı güçteki elvan ile elmas birlikte yerleştiriyorlar. Buna göre şekildeki kule toplam kaç dakikada tamamlanır? Şimdi elvan birinci katı tek başına yerleştiriyorsa 6 dakikada bunu, 6 dakikada bunu yerleştirir ve 12 dakika burada zaman harcar. Daha sonra elmas yardıma geliyor. Ve normal şartlar altında ikisini beraber 36 dakikada yerleştirebilecekken elvan sevgili gençler elmasın da yardımıyla işi yarısı kadar sürede bitiriyorlar. Olması gerekiyor değil mi? Toplamda 36 yarısı kaçtır? 18 dakika.
Burada 18 dakika kaybettiler. Burada da yine yarısı kadar. Demek ki burada da 27 dakika harcayacaklar. Pekala, 12, 18 daha 30, 27 daha, toplam 57 dakikada bu işin tamamı bitmiş olur diyeceğiz sevgili gençler. 6. sorumuz. Aşağıda eni 9 ve boyu 10 birim olan dikdörtgen şeklindeki turuncuya boyalı bir duvarın tamamı, bir kenarı 1 birim olan kare şeklindeki fayanslarla döşenecektir. Bakın, eni 9 birimmiş şurası, boyu da 10 birimmiş diyelim. Ya da 10'a 9, tam tersi de yazabilirsiniz, sıkıntı yok. Pekala, bir kenarı 1 birim olan kare şeklindeki fayanslarla döşenecekse eğer sevgili gençler, 9 çarpı 10'dan toplam 90 tane fayans buraya yerleştirilecek. Bunu biliyoruz artık. Görselde gösterilen fayans ustası 18 tane fayansı 24 dakikada döşemiştir. 18 fayansı 24 dakikada döşüyor. Pekala. Buna göre kalan fayanslar için eş güçte ve aynı hızla çalışan 2 fayans ustası daha katılırsa, yani 3 kişi çalışırlarsa, duvarın kalan kısmı kaç dakikada fayanslarla döşenmiş olur? Şimdi ben şunu diyeceğim. Aynı usta devam etseydi acaba kalan fayansları kaç dakikada döşerdi diye soracağım. 90 tane fayansımız sığacaktı buraya. 18 tanesini çıkarırsam geriye 72 tane fayans kalır. Ve artık ben şunu soracağım. 18 tanesini 24 dakikada döşüyorsa 72 tanesini kaç dakikada döşer? Bu bunun 4 katıysa bu da bunun 4 katı olacak ve burası 96 olacak. Şıklarımızda 96 yok çünkü bu tek kişinin bitirme süresi. 3 kişi çalışacaklar diyor bunlar. Çünkü eş güçte 2 tane daha işçi katılıyor bunlara diyor. Pekala, 3 kişi çalışırlarsa sürede 3'e bölünür. Bir 3'te 1'ine düşer. Yani 3'e bölersem ben bunu, cevabın 32 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Geçiyorum sevgili gençler 7. soruma. Aşağıda bir lokantanın mutfağında her gün belirli bir süre çalıştırılan ocak görseli verilmiş. Ocakların bölmelerine numaralar atanmış. 1, 2, 3 ve 4 nolu ocaklar olmak üzere. Sadece 3 numaralı ocak açık iken ocağın tüpü 3 gün gidiyor. Bakın, 3 numaralı ocak açıkken 3 gün gidiyor. Pekala. Sadece 2 numaralı ocak açıkken 6 gün gidiyor. 2 açıkken 6 gün. Daha sonrasında sevgili gençler, sadece 1 numaralı açıkken 10 gün gidiyor. Ve geriye de 4 numaralı kaldı. Sadece 4 numaralı, yani en küçük ocak açıkken de 15 gün gidiyor sevgili gençler bizim tüpümüz. Pekala. 1 ve 2 numaralı ocakların ikisi birlikte 3 gün çalıştırılmış diyor. Buraya geçmeden önce artık biz şunlara biraz değerler atayalım, değerler verelim. Bunların çalışma hızları hakkında bilgi sahibi olalım. Şimdi sevgili gençler, bu tarz durumlarda hemen şunu yapıyorsunuz. 3, 6, 10 ve 15, bunların tüpleri bitirme süresi. Bunların ortak katları lazım bana hızlarına erişebilmem için. 3, 6, 10 ve 15'in ortak katı 30 sayısıdır. 30'u 3'e bölerseniz bunun çalışma hızına 10V dersiniz. 30'u 6'ya bölüp bunun çalışma hızı 5V'dir. 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 30'u 10'a bölerseniz 3V'dir. 30'u 15'e bölerseniz de 2V'dir. 4 numaralının çalışma hızı. O halde bunları kenarlarına yazalım, sıkıntı olmasın. 1 nolunun 3V'ydi. Bunun çalışma hızı 2V. 2 nolununki 5V. Bununki de 10V'ydi. Sevgili gençler, bayağı harlı, yüksek ateşli yanıyor demek ki. Şimdi diyor ki 1 ve 2 numaralı ocakların ikisi birlikte 3 gün çalıştırılmış. Şimdi 1 ve 2 neresi? Bu ve bu. 1 ve 2 3V artı 5V hızıyla yanarak, yani toplamda 8V hızla yanarak 3 gün boyunca çalıştırılmış. Yani 24V'lik bir tüp harcamış. Daha sonrasında da 3 ve 4 numaralı ocaklar çalıştırılıp tüp bitmiştir. Şimdi 3 10V ile, bu da 2V ile yanıyor. Toplam 12V ile çalıştırılmış. Ne kadar saat olduğunu bilmiyorum ve tüp bitmiş sevgili gençler. Pekala. 3 ve 4 numaralı ocaklar birlikte kaç gün açık kalmıştır diye soruluyor. Şöyle diyeceğiz hemen. Bu ocak sadece 3 numaralı açıkken 3 günde 10V ile yanıp bitmiyor muydu? Evet. O zaman 3 çarpı 10'dan 10V'den bizim ocağımız, yani tüpümüz 30V'lik bir kapasiteye sahip. Şimdi burada 24V vardı. 24V'sini biz burada tüketmiştik. 3 ve 4 birlikte açıkken 12V hızla ne kadar çalışırlarsa geriye kalan tüp miktarı, yani 6V'yi tamamlarlar. Burası kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Yani yarım saat açık kalmıştır diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız da Bursa seçeneği olacak diyebiliriz sevgili gençler.
Son soruma geçiyorum. Son soruya geçmeden önce kanala hala abone olmayan arkadaşlarım varsa, abone olurlarsa ve bu videoyu beğenmeyi unutmazlarsa beni mutlu edeceklerdir. 8. sorumuz. Ejder ve Akif aşağıdaki görselde verilmiş olan O merkezli dairesel bölgeyi boyayacaklar. Pekala. Ejder dairesel bölgenin A kısmını tek başına 2 dakikada, Akif ise dairesel bölgenin B kısmını tek başına 3 dakikada. A kısmının merkez açısı 45 derece, pardon 15 derece, B'ninki 45 derece. Bunu da biliyoruz. Ejder nereyi tarayacak sevgili gençler? Boyayacak A kısmını. Bu da B kısmını boyayacak Akif. Pekala. Diyor ki buna göre sarıya boyalı kısmı Ejder'le Akif birlikte kaç dakikada boyarlar diye sorulmuş. Şimdi Akif burayı sevgili gençler, Ejder şurayı 3 dakika 2 dakikada tamamlıyor burayı. Bu da 3 dakikada tamamlıyor diyebiliriz. Pekala. Şimdi gelelim yorum kısmına. Şimdi arkadaşlar 15 derecelik kısmı 2 dakikada boyadığını biliyoruz. Peki bu arkadaş 15 derecelik kısmı kaç dakikada boyar? Yani 45'i 3 dakikada boyuyorsa 15'i 3'e böleriz sevgili gençler. Yani 3 dakikada 3'e böleriz, 1 dakikada boyar. O zaman o halde yazıyorum, bakın. 15 derecelik bir açı var. Ve bu açıyı sevgili gençler Akif tek başına 1 dakikada boyuyor. Burası da 15 dereceydi. Yine 15 derecelik bir kısmı Ejder 2 dakikada boyuyor. Yani ben şunu söyleyebilirim artık. Akif 2V hızıyla çalışıyorken Ejder sevgili gençler V hızıyla çalışıyordur. Niye? Bu 2 dakikada, bu 1 dakikada boyuyor çünkü. Tamam. Şimdi o zaman gelin şu olaya bir el atalım. Bunlar 60 derecelik kısım haricindeki yerleri boyayacaklar. Yani 300 derecelik bir yer boyayacaklar sevgili gençler. 300 derecelik bir yer boyayacaklar. Ve bu 300 dereceyi kaç dakikada boyarlar beraber diye soruluyor. Pekala, sıkıntı yok, hallederiz. Şöyle diyelim. 15 derecelik bir kısmı 1 dakikada 2V çalışarak boyuyorlar. Yani 15 derecelik yer boyanacakken 2V kadar güç harcanıyormuş diyebiliriz. O zaman 300 derecelik bir yer boyanırken bu bunun 20 katıysa 40V kadar enerji harcayacaklardır. Peki ikisi beraber 3V ile çalışmıyorlar mı? Evet. Diyeceğiz ki 3V ile ne kadar çalışırlarsa 40V'lik bir iş yaparlar. Artık işi, olayı buldunuz. 40 bölü 3'ün ta kendisidir buradaki soru işareti. Yani cevabımız Bursa seçeneği olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.